Öncelikle tüm gençlere başarılar diliyorum. Hepsine inşallah hayırlı olur bu süreç. Tercih süreciyle ilgili tabii dikkat etmeleri gereken önemli noktalar var. Bir kere en sonda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. Lütfen yardım alsınlar. Yani burada elimizde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı rehberlik danışma merkezleri tercih danışma büroları hizmeti veriyorlar. Psikolojik danışman arkadaşlardan, okullarındaki rehber öğretmenlerden bu konuda yardım almayı ihmal etmesinler. Onun dışında neye dikkat edelim tercihlerle ilgili? Şimdi bir defa başarı sıramız önemli tercihlerle ilgili. Burada puandan ziyade kendi başarı sıralamaları, üniversitelerin tercih etmeye düşündükleri ilgili bölümlerin geçen yılki başarı sıralamalarını dikkate alarak belki bir işte örneğin başarı sıralaması 30 bin olan bir öğrenci için örnek veriyorum. Bir 5 bin yukarısı, bir 5 bin aşağısı ama ağırlıklı olarak kendi başarı sıralamasına yakın puanla öğrenci alan bölümleri tercih etmeleri önemli. Çok da hayalperest olmaya gerek yok. Tabii peki tercihte önceliğimiz ne olacak? Bir kere her şeyden önce bu mesleği icra ederken kendilerini mutlu hissedecekler mi? Yani ben bu bölümü tercih ettiğimde ya da bu işi mesleği yaparken kendimi hayal ettiğimde acaba yine kerhen mi işe gidiyorum her gün şikayet ederek ya niye bu işi yapıyorum? İşte suratı insanlarla iletişim kurarken son derece olumsuz tepkiler işte le mi gidiyor yoksa kendini mutlu mu hissediyor? Bunu sorgulaması gerekiyor. Bunun için kendini tanıması gerekiyor. Meslek tercihi ile ilgili bizim mesleki tercih sürecinde öğrencilerimize dikkat etmeleri gereken noktalardan bir tanesi ben kimim sorusuna ne istiyorum, nasıl bir insan olmak istiyorum ve bu meslek benim bu ben kimim sorusunun karşılığını ya da işte iyi bir insan olmak için yapmam gerekenleri karşılayacak mı? Ben bu mesleği yaparken kendimi insanlara faydalı olarak görebilecek miyim? Bir kere bunun cevabını vermeleri gerekiyor. Kendi ilgilerini ve yeteneklerini tanımaları gerekiyor. İşte ilgi nedir? Çok kısaca tanımlayacak olursak yapmaktan hoşlandığımız etkinlikler. Keyifle yapıyor muyuz? Örneğin bir öğretmen bir şeyler öğretirken keyif alıyor mu? Mesela öğretmen olmayı düşünen arkadaşlar işte arkadaşlarıyla birlikte ders çalışırken, öğrenirken, öğretirken keyif alıyorlar mı? Bunu kendilerine sormaları gerekiyor. Yetenek önemli. Yetenekler diğerlerine göre belki daha kolay öğrendiğimiz, daha kolay yaptığımız örneğin işte sizin spora yeteneğiniz vardır. Diğer arkadaşınız belki günde 10 saat çalışır ama bir türlü topu kalenin içerisine sokamazken siz ilk belki de vurduğunuz şut gol olur. Neden? Çünkü yeteneklisinizdir. Ama bunu geliştirmek için işte kendi yeteneğinize uygun bir bölüm tercih etmeniz gerekiyor. Tercih ederken yine dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi mesleklerin koşulları. Yani bir öğretmen, bir doktor, bir polis, bir hemşire, bir avukat, bir terzi, bir kasap nasıl şartlarda çalışıyorlar? İşte nöbeti var mı? İşte mesaisi var mı? Vesaire. Bütün bunlarla ilgili yine bizim karakterimize, kişiliğimize uygun mu değil mi? Bunları da kontrol etmemiz gerekiyor. Burada özellikle tercihlerle ilgili önemli bir nokta. Şöyle bir not yani yazdığınızda eğer kazandığınızda ya keşke yazmasaydım diyeceğiniz bir bölümü asla tercih listenize koymayın. Çünkü hani teknik bir bilgi. Eğer bir bölüme yerleşirseniz bir sonraki yıl katsayı puanınız yarıya düşüyor ve dolayısıyla bu sizin hani bir sonraki yıl hem pişmanlık hem de önümüzdeki yılın başarısını olumsuz etkileyecek. O yüzden lütfen buna da dikkat edelim. Üniversitelerin daha önce mesela bana gelen öğrencilerden ya da tercihlerle ilgili kendi öğrencilerimizden işte örneğin mesela Gaziantep Üniversitesi diye yazmış ama işte Nizip Eğitim Fakültesi. Aa ben Nizip Eğitim Fakültesi'nin merkezde olmadığını bilmiyordum hocam. Lütfen üniversitelerin işte farklı fakülteler olabilir, bazıları şehir merkezinde olabilir. Yerleşim, ulaşım, barınma, üniversitelerin fiziksel koşulları. Yani üniversite demek sadece sınıfa girip eğitim almak olmamalı. Orada siz bir takım belki sosyal faaliyetler, işte oradaki vakıflar, dernekler, işte belediyelerle belki işbirliği yaparak kendinizi de geliştirmeniz gerekiyor. Bu anlamda üniversitelerin size sunduğu imkanlar neler?
Mesela bizim üniversitemizin başlatmış olduğu bir proje vardı. Çok da hakikaten öğrencilerin bence keyif alarak yaptığı toplumsal duyarlılık projesi diye bir şey. Yani öğrencilerimiz kendi meslekleriyle ilgili topluma nasıl katkı sağlayabilir? İşte bir mühendis örneğin gidip bir anaokulunda öğrencilere matematik dersi anlatabiliyor. Dolayısıyla hem toplumun farklı kesimler arasında etkileşimi sağlamış oluyoruz. Bu anlamda üniversite size bu imkanları sunabiliyor mu? Olanakları neler? Kütüphaneler mesela. İşte kütüphanesinde kaç tane kitap var? Kütüphaneler 24 saat açık mı? Yani öyle üniversiteler var ki belki ülkemizde bunların sayısı çok azdır ama kütüphaneler yani ben lisanstan hatırlıyorum. Kütüphane 9'da kapanıyordu ya. 9'dan sonra ben ders çalışacağım ama işte niye kapanıyor? Yurda odaya gidiyorsun 6 kişi var ders çalışamıyorsun. Dolayısıyla bu tarz imkanları var mı yok bunları araştırmak lazım. Barınma ciddi bir sorun. Kampüse yakın ya da kampüsün içinde yurt olanakları var mı? Bunlara da öğrencilerin dikkat etmesi gerekiyor. Bir de yeni bir süreç bu Covid-19 pandemisinden dolayı. Şimdi üniversitelerin pek çoğu uzaktan eğitim vermeye çalışıyor. Kimi veriyor, kimi kendi altyapısını kullanıyor. Uzaktan eğitim altyapısında bence bir sorgulamakta fayda var. YÖK bununla ilgili bir şey yayınladı. Belki öğrencilerimiz bu konuda bir veliler bakarlarsa uzaktan eğitim süreciyle ilgili üniversiteleri puanladı. Bu puanlamada üniversitelerin puanına bir bakın. Yani kim ne kadar başarılı olmuş, ne kadar iyi yürütebilmiş. Bazı üniversiteler bu konuda oldukça iyi puanlar elde ederken bazıları bu konuda zorlandılar. Dolayısıyla buna da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Onun dışında özel koşullar yine var mı? Çok önemli. Bir de tabii ki siz aslında bugün lisansa girdiğinizde işte 4 yıl, 5 yıl sonra mezun olacaksınız. Dolayısıyla belki bir mesleği de icra edeceğiniz o 30, 35 yıllık, 40 yıllık zamanı düşünürsek aslında önümüzdeki 50 yılın planlamasını yapıyorsunuz. Dolayısıyla bugün çok popüler olan meslekler ya da bugün belki çok tercih edilen mesleklerden ziyade bu meslekler çağın getirdiği bu değişikliklere adapte olabiliyor mu? Bu meslekler acaba bu koşulları karşılıyor mu? O yüzden biraz araştırmakta fayda var diye düşünüyorum. Hepimiz şunu görebiliyoruz. Yani önümüzdeki 100 yıl muhtemelen bilimin, bilişimin, teknolojinin çağı olacak ki bu giderek artık her şey online olmaya başladı. Zaten biz işte alışverişimizi online yapıyorduk. İşte ne bileyim markete gitmiyorduk işte artık ama işte okullar da evde. Pek çok iş yeri artık evden çalışma gibi. Dolayısıyla acaba evden çalışma olanağı olabilecek bir meslek belki sizin için daha avantajlı olabilir. Bu koşullar uyum sağlayabiliyor mu? Bunları da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Anne babalara hani şöyle bir tavsiyem var nacizane. Aynı süreçlerden biz de geçmiş birisi olarak. Yani lütfen kendi başaramadıklarınızı çocuklar üzerinden tamamlamaya çalışmayın. Yani ya benim oğlum doktor olacak ama mutsuz olacak, belki başarısız olacak. Dolayısıyla aslında insan yaptığı her meslekle insanlığa katkı sağlayabilir, fayda sağlayabilir, iyi bir insan olabilir. Dolayısıyla bunun da ön koşulu bence mutlu olmaktır. Yani yaptığı işi sevmektir. Örneğin bir öğretmen eğer yaptığı işi sevmiyorsa, sırf anne babasının ya da toplumun ya da bir başkasının baskısıyla yapıyorsa, o zaman o öğretmenlerin nasıl öğretmenler olduğunu kendi eğitim öğretim yaşamımızdan biliyoruz. İşte her gün gelip kızan, hakaret eden var ama bir de işini gerçekten sevenler var. İşte güler yüzle giriyor, anlayışla yaklaşıyor, gerçekten öğretmeye çalışıyor. Yaptığı işi sevdiğini hissediyorsunuz ve o öğretmenler daha başarılı oluyorlar. Yani belki çok akademik anlamda donanımlı değiller ama yaptığı işi sevdiği için öğrenme aşkıyla hem kendi öğreniyor hem öğrencilerini öğretiyor. Dolayısıyla lütfen çocuklarımızı zorlamayalım, onların yanında olalım. Tercih süreci zor. Şimdi ben sayılara baktım az önce. 2 milyon 400 bin öğrencinin hayalleri var. Dolayısıyla çocuklarımızın olası bir başarısızlık ya da işte belki beklenen başarının yakalanmaması durumlarında da onların yanında olalım, destek olalım. Kızmak ya da işte ne bileyim şikayet etmek ya da onlarla tartışmak ya da onlara küsmek çözüm değil. Bir sonraki yıl çocuklardan bu istenilen başarıyı nasıl yakalayabilirler belki? Onlara destek olalım, uzmanlardan yardım alın dediğim gibi. Hakikaten bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ücretsiz hizmetleri var. Dolayısıyla hani bu konularda biraz araştıralım, destek alalım, uzmanlarla görüşelim, çocuklarımızla konuşalım, ne istiyorlar, ne bekliyorlar ve bu süreci daha sağlıklı atlatabilelim diye düşünüyorum. Çocuklarımız bizim hayallerimizi gerçekleştireceğimiz
ne diyelim, araçlar değil. Yani onlar kendi hayatlarını yaşayacaklar. O işi onlar icra edecekler. Dolayısıyla sizin hoşlandığınız ya da doğru bulduğunuz bir meslek onlar için doğru olmayabilir, eğlenceli olmayabilir. Buna da dikkat edelim diyorum. Şimdiden tüm velilerimize, öğrencilerimize hayırlı olsun diyorum bu süreç.